Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Emre Kongar, Yumuşama ve Normalleşme Ortamı, 12 Mayıs 2024 Pazar, bir biyanetin yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler, Nisan 2024'te en az 30 kadını ve 2 çocuğu öldürmüş. En az 33 kadına şiddet uygulamış. En az 20 kız ve oğlan çocuğunu istismar etmiş. En az 10 kadını taciz etmiş. En az 20 kadın seks işçiliğine zorlanmış. İki okul müdürü İbrahim Oktugan sığınmacı bir öğrenci tarafından öldürüldü. Olayı protesto eden eğitimciler can güvenliği için ülke genelinde 81 ilde iş bıraktı. 3 doktorlar sürekli olarak saldırıya uğruyor, bazen yaralanıyor. Bazen de katlediliyor. 4 apartman ve site sakinleri arasında çıkan kavgalar bile kimi zaman ölümle sonuçlanıyor. 5 trafikte çıkan kavgalar yaralanmalara yol açıyor. 6 aileler ve esnaf arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşanıyor. 7 kanun hükmünde kararname ile işten atılanlar protesto eylemlerini sürdürüyor, sonuç alamıyor. Kanun hükmü adlı belgesel film Antalya Film Festivali'nde sorun yaratıyor. 8 avukatlar adalet nöbeti tutuyor. 9 Cumartesi anneleri eylemi sürüyor. 10 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu araştırma raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı 9,5 milyon. Zamana bağlı eksik istihdam 1 yılda 948 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsizlik oranı %24,1. Geniş tanımlı kadın işsizliği %32,1. 11 Enflasyon 2024 Mayıs ayında Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %69,80. Enflasyon Araştırma Grubu'na göre %124,35 ve iktidar 9. yargı paketi içinde etki ajanı tanımlamasıyla yazarların, yorumcuların ve demokratik toplum örgütü temsilcilerinin casuslukla suçlanmasına olanak tanıyan bir madde getiriyor. Bir öyle bir iktidar ki anayasadan, yasalardan, kurallardan ve bunları uygulayan bürokratlardan, bunlara göre karar veren mahkemelerden hoşlanmıyor, kendi yaptığı anayasaya bile uymuyor. Ve bunu açıkça dile getiriyor, hukukun ve mahkemelerin kendisine ayak bağı olduğunu söylüyor. 2 öyle bir iktidar ki genel ahlaka ek olarak bir de meslek ahlakı olan çalışanlardan hiç hazretmiyor. Halkı hukukçulara, doktorlara ve bütün sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, okul müdürlerine, mimarlara, mühendislere, meslek odalarına karşı kışkırtıyor. 3 öyle bir iktidar ki kadına şiddeti önlemekte öncü olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece tek bir kişinin imzasıyla çıkıyor. 4 öyle bir iktidar ki mavi ve beyaz yakalı emekçileri ve emeklileri sürekli sömürüyor ulusal serveti ve milli geliri kendi oligarşisine aktarıyor. 5 öyle bir iktidar ki belirsiz, muğlak ifadelerle oluşturduğu ceza maddeleriyle ve emrine aldığı bazı sözde hukukçularla her türlü ifade özgürlüğünü zedeliyor, medyayı baskılıyor. 6 öyle bir iktidar ki müttefiki olarak ülkeyi yönettiği cemaati darbe yapacak güce eriştiriyor ve darbe girişimi sonrası onu terör örgütü ilan edip hem pek çok insanı mahkum ediyor hem de onunla temas etmiş olan bazı kişileri tehdit ederek yasalara aykırı işler yaptırıyor. 7 öyle bir iktidar ki haksız ve hukuksuz kararlarla hapsedilenlerin, hasta ve yaşlı mahpusların, kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılanların seslerini duymuyor, haklarını aramaları için kullanabilecekleri yolları zorlaştırıyor ve uzatıyor. Ne Anayasa Mahkemesi ve ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uyguluyor. 8 öyle bir iktidar ki insanların mal varlıklarına el koyuyor kent yenileme gerekçesiyle vatandaşları tapulu evlerinden dışarı atıyor. Rezerv yapı alanı uygulaması ile kimsenin gayrimenkul mülkiyeti güvenliği kalmıyor. Dokuz ve öyle bir iktidar ki, başkentte güpegündüz işlenen bir siyasal cinayetin aydınlatılması için gerekli adımların atılmasını bile sağlayamadığı gibi, yargı sürecinin dahi gerekli özenle işlemesini güvence altına alamıyor. Bu ortamda, bu ortamı yaratan böyle bir iktidar, muhalefetten yumuşama ve normalleşme istiyor. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.